Selam arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlere Ubuntu ve Ubuntu deneyimlerim hakkında bir video çekeceğim. Ama e, bu video birkaç bölümden oluşacak. Açıklama kısmında bölümleri dakika şeklinde vereceğim. Oradan istediğiniz bölümü açabilir, oradan izleyebilirsiniz ya da en başından Ubuntu hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız bu videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Keyifli seyirler dilerim. Hemen bir giriş yapalım. Kısaca Ubuntu nedir? Ubuntu arkadaşlar Linux'un Ücretsiz bir dağıtımıdır. Yani ücretsiz bir şekilde edinebilir, bilgisayarınızı kurabilirsiniz. Genellikle yazılım geliştiricilerinin, yazılımcıların, bilgisayarcıların kullandığı işletim sistemi olarak tanınsa da aslında Ubuntu herkesin kullanabileceği bir işletim sistemidir. Bundan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim ama şimdilik kısaca Ubuntu hakkında bunları söyleyebiliriz. Peki Ubuntu nasıl kurulur? Ubuntu'yu FreeDOS bir bilgisayara ya da içinde zaten işletim sistemi bulunan bir bilgisayara kurabilirsiniz. Mesela Windows'un yanına. Ben Windows'un yanına kurdum. Ee, Ubuntu arkadaşlar çoğu işletim sistemin kurulması gibi bir ISO dosyası indiriyorsunuz. Zaten ücretsiz bir şekilde indiriyorsunuz bunu söylemiştim. Daha sonra bir USB stick yapıyorsunuz. O stickin içine Ubuntu ISO dosyalarını koyuyorsunuz. Yazdırıyorsunuz. Daha sonra bilgisayarınızı takıp çalıştırdığınızda Ubuntu ekranı geliyor. Ubuntu ekranı isterseniz USB üzerinden Ubuntu'yu da çalıştırabiliyor. Ya da Ubuntu'yu kurabiliyorsunuz. Ubuntu kurma seçenekleri arasında Windows'un yanına kur, Ubuntu'yu bağımsız olarak kur gibi şeyler var. Peki bunlardan hangisini yapabilirsiniz? Ben Windows'un yanına kurdum. Bende de ee, fazladan bir hard disk vardı. Şöyle 3 tb bir hard diskti. Kasamda fazladan boşta durdu. Ubuntu'yu bunun içine kurdum. Yani iki hard diskle iki işletim sistemi kullanıyorum. Ama isterseniz tek bir hard disk veya tek bir SSD üzerinde de Ubuntu işletim sistemlerini deneyimleyebilirsiniz. Bunu yapmak için size bir çizelge veriyor. Windows'a ve Ubuntu'ya alan ayırmanızı istiyor. Mesela Ubuntu'ya 80 GB yeterlidir. 80 GB Ubuntu'ya ayırarak devam edebilir. Ubuntu'yu oraya kurabilir ve Ubuntu'yu deneyimleyebilirsiniz. Peki arkadaşlar Ubuntu ve Windows arasındaki farklar nelerdir? Ubuntu başları söylediğim gibi ücretsiz bir dağıtım, ücretsiz bir işletim sistemidir. Yani bilgisayarınıza ücretsiz bir şekilde kuruyorsunuz. Herhangi bir lisans ücreti de ödemiyorsunuz. Bu en büyük kolaylıklardan biri. Yine benim avantaj olarak gördüğüm bir konu Windows üzerinde ücretli olarak kullandığımız birçok programın ücretsiz alternatifini Ubuntu üzerinde bulabiliyoruz. Örnek verecek olursak Microsoft Office serisini hepimiz biliyoruz. Lisans ücreti isteyen bu program serisini de çok sık kullanıyoruz. Ama Ubuntu üzerinde ücretsiz alternatifi olan LibreOffice uygulamaları kullanabilirsiniz. Bunlar hemen hemen Microsoft Office aynı sonuçları veriyor. Bir diğer önemli fark ise arkadaşlar Ubuntu'nun yazım geliştirmek için Windows'a biraz daha uygun bir ortam sağlaması. Yazılım geliştirmeye çalışanlar bilir. Ubuntu ya da diğer Linux dağıtımları her zaman yazılım geliştirmek için daha güzel bir ortam sağlıyor. Buna kendi şahsi örneğimi verecek olursam Android Studio örneğini vermek istiyorum. Android Studio kısaca bahsedecek olursak mobil uygulama geliştirmek için kullandığımız bir program. Orada sanal makine oluşturmak için Windows'da 3 dakika kadar beklerken Ubuntu üzerinde sadece 1 dakika kadar beklemem yeterli oluyor. Hem de aynı bilgisayarda aynı sistemle. Yani Ubuntu bence daha performanslı, daha stabil ve daha hızlı çalışan bir işletim sistemi. Oyun anlamında çok fazla Windows ve Ubuntu'yu karşılaştırmadım. Ama e, internetten yaptığım araştırmalara göre Ubuntu üzerinde de Windows üzerinde de oyun performansı genelde hemen hemen aynı oluyor. Ubuntu çok az daha farklı, biraz daha hızlı çalışabiliyor. Peki Ubuntu'yu sadece yazılım geliştirmek isteyenler mi kullanabilir? Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Ubuntu'yu herkes kullanabilir. Oldukça sade ve basit bir arayüzü var. Sadece biraz bilgisayar bilgisi bilmeniz yeterlidir. Eğer bir işletim sistemine ücret vermek istemiyorsanız ya da FreeDOS bir bilgisayar satın aldıysanız ve içine işletim sistemi koymak istiyorsanız Ubuntu tam biçilmiş kaftan. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Kullanan biri olarak Ubuntu'yu bir haftada çözmeniz mümkün. Peki arkadaşlar, Ubuntu'nun dezavantajları nedir? Ubuntu Windows'a göre kurulum aşamasında bazı sıkıntılar çıkarabiliyor. Mesela Ubuntu kurulumunu bilgisayarınıza göre ya da sizin yaptığınız kuruluma göre bazı hatalar oluşuyor ve Türkçe klavyeyi kullanamadığınız olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer dezavantaj ise e, uygulama kurarken, program kurarken Windows'daki gibi exe dosyalarını çalıştırarak basit bir kurulum yapamıyoruz. E, kendi uygulama marketi var ama eğer uygulama marketinde aradığınız uygulama yoksa kodlarını internet üzerinden bulmamız gerekiyor ve kodları terminalden girerek indirmemiz gerekiyor. Pek bilgisayar bilmeyenler için zor olabilir ama bilgisayar bilginiz varsa bu konuda dert etmeyin. Oldukça kolay bir işlem. Ve sıra geldi benim yorumuma. Ben Ubuntu'dan memnun kaldım mı? Evet Ubuntu'dan çok memnun kaldım. Ve şu anda Windows alternatifi olarak değil de Windows yerine geçebilecek bir işletim sistemi olarak Ubuntu'yu görüyorum. Ubuntu şu an benim gözümün nuru, başımın tacı oldu. Ubuntu'yu çok seviyorum ve hayatımız devam eden süreçlerinde de Ubuntu'yu kullanmayı istiyorum. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım Ubuntu hakkında size deneyimlerimi aktarabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıda linkini bıraktığım blogumu ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.